İç mimarlık bölümü aslında insan ve çevre ilişkileri konusunda tasarım çözümleri üretebilen, vizyon sahibi, hayal gücünü de bu işe katabilen öğrencileri yetiştirmek. İç mimarlık bölümünde stajlar 30 gün ve 30 gün olmak üzere 2 tane ofis ve şantiye stajı bulunuyor. Bu konuda farklı yerlerde çalışabiliyor arkadaşlar. Farklı ofisler olabilir, farklı şantiyeler olabilir. Burada iç mimar ve mimar pozisyonunda çalışmaları gerekiyor. Burada staj komisyonunda görevli hocalarımız da gerekli yönlendirmeyi ve danışmanlığı yapıyorlar öğrencilerimiz için. Öncelikle bence her yani lisans bölümünde okuyan öğrenci bir öngörme yeteneğine, hayal etme yeteneğine, bir vizyon ortaya çıkarma yeteneğine sahip olması gerekiyor. Bu çünkü sadece mesleki bir eğitim değil, bir üniversite eğitimi. Bu bağlamda hani biz işin içine farklı çözümler gerektiği yerde farklı vizyonlarla yaklaşabilmeliyiz. İç mimarlık özelinde ise daha çok insan-çevre ilişkisinde böyle bir denge kurmak, işte bu konuda tasarımın aracılığının ne olduğunu fark etmek, bu aracılığı nasıl yönetebileceğini fark etmek meseleleri önemli. Orada aslında hep bir hayal edebilmek, hani çözümleyebilmek, hayal edebilmek, farklı durumlara göre aynı yine çözümü yapabilmek, hayal edebilmek. Belki bir yandan da bizim kullandığımız araçlar olan işte makete, çizime, bilgisayar modellemesi konusunda ilgi ve merakı olmak gerekiyor. Özellikle çizim konusunda biraz öğrencilerimiz hani yeteneğe gerek yoksa hani o kadar önemli değil mi acaba diye yaklaşıyorlar ama işin biraz da temelinde o yüzden en azından bir ilgi ve merak yine gerekiyor diye düşünüyorum. El çizimi konusunda öyle bir ileri yetenek gerekmiyor. Sadece ne çizmesi gerektiğini aslında öngörebilmesi gerekiyor. Ne tasarlayacağını kafasında kuruyor olması gerekiyor. Araçları kullanmak konusunda ise kendini her zaman geliştirebilir. Zaten hani lise seviyesinde bunu kendiliğinden öğrenmiş olması zor öğrencinin. Onu üniversitede geliştiriyor ister istemez. Doğuş Üniversitesi'nde iç mimarlık bölümü olmasının yarattığı fark bence bir iletişim ve aidiyeti yüksek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. O bağlamda yani öğrenciler, onların beklentileri, bizim beklentilerimiz konusunda biraz daha böyle birlikte çalışan bir ekip gibi olduğumuzu düşünüyorum. İki, stüdyoların yapısı önemli. Yani her okulun çizim stüdyoları, proje stüdyolarında birebir kritik alınamayabiliyor. Ama bizim de kendi okullarımızda gördüğümüz hep proje dersinde birebir kritik alarak yürütmek. Burada da o olanağı bulabiliyorlar öğrenciler. Son olarak da ders dışı etkinlikler, işte ders dışı eğitimler, sertifika programları yine mimarlık bölümü ile birlikte ya da bazen sadece iç mimarlık bölümü olarak öğrencilere biraz kendini geliştirme olanağı sunuyor. Ben bunu da olumlu buluyorum. İç mimarlar için ofiste çalışmak, şantiyede çalışmak, proje yöneticiliği yapmak belki daha sonra hani biraz deneyim kazandıktan sonra proje yapı denetim firmalarında çalışmak olabilir. Yat tasarımı sektöründe de yine aslında bu konuda bir açık olduğunu biliyoruz. Ayrıca hani görsel projelendirme yapabilecekleri farklı alanlara da daha sonrasında yönlenebilirler. İç mimarlar yani mimarlardan farklı olarak mobilya tasarımı konusunda da bir yetkinlik kazandıkları için mobilya tasarımı, üretimi, satışı gibi alanlarda da görev alabiliyorlar. Belediyelerde çalışabiliyorlar. Biraz kendilerini de hani mezun olduktan sonra ilgileri yönünde geliştirmelerine de bağlı. Öğrenci kulüplerimiz şu an bildiğimiz kadarıyla etkin olarak çalışıyorlar. Geziler yaptıklarını biliyoruz. Seminerler düzenlediklerini, atölyeler düzenlediklerini biliyoruz. Kendileri bu konuda hevesli bir arkadaş grubu olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Konuda aslında ilk en önemli iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir eskiz defteri, iki portfolyo. Yani bu eskiz defteri okuduğu süre boyunca öğrencinin görsel not tutma ve eliyle yani hem düşünme ve çizme meselesini birlikte yürütmeyi öğrenmesiyle ilgili ve bunu bir alışkanlık edinmesiyle ilgili. Belki hani el çizimi birazcık böyle eski gibi geliyor ama hep bizim öğrenme şeklimiz her zaman insan vücudu da aynı kaldığı için biraz daha sabit. O yüzden elle çizmek, düşünmek, onu pratik etmek, sürekli gözlemlemek, çözmek, onu yeniden bir tasarım problemi çözmede kullanmak için eskiz defterini iyi. Yani onu bir arkadaş edinmek gerekiyor. İkincisi ise portfolyo. Bu da
portfolyolar özellikle işte biz staj ararken, daha sonra işe gireceğimiz zamanlarda bizim hem görselleştirme hem proje de ürettiklerimizi gösterme, okul içinde ya da okul dışındaki yarışmalar için ürettiği projeleri gösterme olanağı sunan bir kitapçık. Burada da hep yaptıkları her şey portfolyoda yer alacak. Hani dersteki hocadan ya da alacağı nottan bile bağımsız olarak kendi tasarım vizyonunu sürekli geliştirdiği ve onu orada gösterdiği bir yer olacak portfolyo. Bu ikisini aslında iyi ortaya çıkarmayı hedeflemeleri onlar için biraz ömür boyu başarıya belki bilmiyorum ya da ömür boyu gelişime diyeyim götüreceğine inanıyorum kendilerinin için. Çift anadal ve yan dal için Sanat Tasarım Fakültesi'nde olanakları var. Burada mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümleriyle çap yapabiliyorlar. Hali hazırda çap öğrencilerimiz de var. Hatta sayıları da hiç de az değil. Aynı şekilde yan dalda yapabiliyorlar mimarlık ve endüstriyel tasarımda. Ayrıca görsel iletişim ve grafik tasarımda da yan dal yapma imkanları var. O da enteresan bence buraya özgü güzel bir olanak. Sürdürülebilir bir dünya için ben başta da söylediğim gibi aslında üniversite eğitim bir vizyon edinme yani bugünün zorluklarına yeni bir vizyonla yaklaşabilme meselesini içeriyor. O yüzden hali hazırda yapılan şeyleri, geleneksel olarak yapılan şeyleri yeniden nasıl yapabiliriz diye bakmak. Hani en basitinden şöyle bakmak, yani sonuç odaklı olmak yerine süreç odaklı olmak. Yani bir tasarımın sadece bir ürün olacak ve bir satılacağına göre düşünmek yerine onun işte ham maddesinin çıkmasından işte bir şey inşa edilmesine kadar daha sonra yıkılması, bazen geçici kullanım olması, bazen esnek kullanılıyor olması, bu süreçte harcanan enerji, işte ham madde, bunun bir aslında bir sürecinin olduğunu yani malzemenin de mimari üretimin de bir hayatı olduğunu ve bizim iç mimarlar olarak o süreçte bir faktörlerden bir tanesi olduğumuzu aslında görmek. Kullanıcı da bunun bir faktörü, işveren de bunun bir faktörü ya da farklı farklı belki kullanıcılar yer alacak bu yapı içinde. Hani bunu kendi hayatını düşünebilmek, sürdürülebilirliği hani kendi özgün yorumlarını aktarabilmek konusunda bir olanak sağlar onlara diye düşünüyorum. Tasarım bölümü okumak bence bir ayrıcalık. Bunu da burada aslında birebir çalışabildiği, dediğim gibi proje derslerinde iyi projeler geliştirebileceği hocalarla çalışabilecek olmak yine Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde okuyacak öğrenciler için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Biz farklı okullardan gelen hocalarız ama hepimizin hep böyle bir iyi bir tasarım vizyonu altyapısı var bu konuda. Yani biraz idealistiz tabiri caizse. O yüzden bizimle birlikte çalışmak, hani ben hem yeni öğrencilerle birlikte çalışmayı iple çekiyorum hem de birlikte aslında karşılıklı bir fikir alışverişi olması açısından yine iyi olacağına inanıyorum. Dediğim gibi iletişimi yüksek, dinamizmi yüksek, daha yani şu güne kadar benim de çalıştığım en genç kadroya sahip bölüm. O bağlamda hani böyle bir köhneleşmiş ya da eski düzende kalan ya da değiştirmekte zorlandığımız bir şeyler olduğu için enerji kaybı yaşamıyoruz. Hem proje stüdyosunun içerikleri hem derslerin içerikleri konusunda hızlı kararlar alabiliyoruz. İşte geri dönüş süreçlerini iyi götürebildiğimize inanıyorum. O bağlamda öğrenciyle de yani hem etkin bir iletişim içinde hem de iyi bir şekilde birlikte çalışacağımıza hem bizler için kendimizi iyi hissettiğimiz proje süreçleri olacağını, onların da portfolyolarında ve geriye dönüp hatırladıklarında iyi iç mimar projeler ürettiklerine inanacakları bir süreç olacağına inanıyorum. Eğer buraya gelirlerse bizle çalışmak için.